Merhabalar sevgili izleyenler. Videonun bu bölümünde... Abla, siz... gözlük. Gözlük çıkıyor mu? Merhabalar sevgili izleyenler. Videonun bu bölümünde sizlerle YouTube mecrasının en ücra köşelerinde Tomay Baba'nın bazı gizli sırlarını açığa çıkarmak için bu korku odasını tercih ettik. Tahmin ediyorum ki şu anda üzerimizde gizemli bir müzik var. Dilerseniz biraz o müziği dinleyelim, ardından devam edelim. Yine tahmin ediyorum ki bu müzik aranjesini, tabi bunlar bizim hissedebileceğimiz şeyler değil, çok ötesinde. Aranjesini Cem Yılmaz abimizin yaptığı bir müzik. Ve bu müziği kullanmamızda bize yardımcı olan başta Cem Yılmaz abimiz, ardından Öner abimiz ve Cem'e, Yelemez'e, Fikir Sanat ailesine teşekkürü borç biliriz. Çünkü baba böyle bir videoda böyle ambiyanslı bir müziğe ihtiyacımız vardı. Sevgili Universal Pictures, sen ki Kars'tan çok daha iyi hakimsin o stüdyolara. Bugün bize bu imkanı tanıdı ve bu korku odası diye temsil edilen yerde seninle tam 25 yıl aradan sonra karşı karşıyayız. Neden karşı karşıyayız? Çünkü bizim YouTube seyircimiz, bizi sıkı takip eden insanlar yıllarca seni merak ettiler. Özellikle son bir yılda. Tomay Baba kimdir? Tomay Baba ne yapıyordur? Vesaire falan filan. Baba, biz de senin karşında heyecanlıyız. Sen de heyecanlısın umarım. Heyecanlı mısın baba? Biraz. Tamam. Eze eze başlayacağız baba. Bütün macerayı bir senin gözünden, bir bizim gözümüzden. Neden göreceğiz. Yüzünü göstermediğimize dair bir şeyler söylemek ister misin bu arada? Vallahi baba, neden yüzünü göstermek istemiyoruz? Neden yüzünü göstermediğimize dair hep böyle çeşitli spekülasyonlar var baba. Yüzünü göstermiyoruz burada. Evet. Seyirci şu an zaten senin sinema tabirinde amors diye hitap edilen bir açıdan görüyor. Sen de çok iyi bilirsin. Dolayısıyla için rahat olsun baba. Gayet net bir şekilde amorstan seni seyirci görecek. En azından seni hissetsinler diye bu teknik hikayeyi kullanmış olacağız. Aynı Ertan gibi sen de bizim için hayatımızda müthiş gizemli bir adam olarak yer etti. Doğru mu baba? Baba doğru. Doğruysa bir şeyde kurban olayım. Doğrudur. Doğru. Doğrudur. Belki de senin gibi bir adam yoktur bile. Vardır. Niye yoktur yani? Baba sence sen dünyada... var mısın? Ha, ilk soru. Sence sen var mısın? Ben varım tabii. Ben de dibine kadar varım. Peki insanların senin görmesinden mi yanasın? Daha gizemli kalmasından mı? Gizli kalsın mı? Bence gizli kalmasından yanayım. Neden? Gizli kalmasından. Tabii o zaman daha iyi oluyor. Daha güzel oluyor. Merak ediliyorsun. Allah Allah. Tabii. Enteresan. O zaman baba şöyle yapalım. Malum hem Instagram storylerden hem de sevgili YouTube takipçilerimizin yorumlarından aldığımız çeşitli soruları Mesut Can Tomay ile birlikte biz kolaj haline getirdik ve sana soracağız. Sorun. Biz de gerginliğimizi üzerimizden atalım. Şu an bu 32. gün programına döndü baba ya. Biz ama edepli bir şekilde adam gibi dürüstçe bütün sorulara çatır çatır cevap vermek gerekiyor tamam. Ki kimse muallakta kalmasın. Bugüne tamam. Kadar beklediler. Sorabilirsin. Ben ilk sorumu soruyorum abi. Baba Mesut Can Tomay yarın bir gün beni terk edip gitse ne olur? Mesut Can Tomay o öyle bir şey yapmaz. Niye yapmaz? İyi bir terbiye almış. Benim terbiyemden geçmiş. Hatta vefalı bir çocuktur. Öyle bir şey yapmaz. Ama bir ara çekip gidecek gibi oldu baba. O her zaman yaptığı numaralardır o. Numara mı yapıyor? Tabii numara yemeyeceğiz yapıyoruz. Yani. Tabii yemeyin. Patron duydun, yemeyeceğiz yani. Bana burada alenen yalançı diyorsun, doğru mu? Yani yok, bize de yapıyor. Aynı numaraları. Annesine çok yapar. Nasıl bir numara baba? Annesine yok moralim bozuk, başım ağrıyor, yok falan. Yani 50 tane numarası var. Onda ilaç yok. Baba bak ben onu şöyle çözdüm. Bu bayılıyor. Geçenlerde şirkette bir toplantı yaptık. Vay efendim işte pandemide biz şöyle izleniyorduk. Acaba izlenmeler mi düştü falan filan. O istiyor ki birileri böyle biz kenara çekildiğimizde hep şey. Ya Mesut şu an hep işini gücünü düşünüyor ya. Ya ne çocuk falan diye. Halbuki hiçbir şey yok. Adam... Öyle bir şey yok. Sabah 5'te yatıp akşam 5'te kalkan emek fakiri bir adamdı bu da. Önce. Bu çok sık duyuyor kullandığın emek fakiri dediğimiz şey tam olarak ne manaya geliyor baba? Sabah 5'te yatan adamla ne olur ya? Güneş üstüne doğmayacak insanın. Erken diyor ben esnaf mıyım? Oğlum millet kalkıp işine bakıyor, gücüne bakıyor, rızkına arıyor. Bir yatıyor. Hafta sonları da nöbetçi, gece kulüpçü. O niye baba? Nöbetçi gece kulüpçü ne? O gitmese sanki millet küsecek bundan orada görünmesi gerekiyor. Yani öyle bir izlenim olmuş o kendisinde. Her hafta sonu gece kulübüne gitmek zorunda bu arkadaş. Peki baba ilk bu kulübe bu adamı siz mi gönderdiniz? Ben gönderdim. Mesut, şimdi bunun cevabını ver. Onu ben gönderdim. Büyük neden? Bir hata yaptım. Beni kandırdı ama. Ne diye? Dedi ki yaş günü var dedi bir arkadaşımın. Ay canım. Oraya onların hepsinin yaşı tutuyor baba gidiyorlar dedi. Ve o günden bu yana bu adamı gerçi son zamanlarda kulübe gitmiyor pandemi falan filan ondan önce de gitmiyordu ama bu adamın kulüp macerasıyla nöbetçi gece kulüpçü diye bir şey uydurduk. Uydurduk değil yani ben diyorum oğlum ne yani gidip ne yapacaksın gece kulübüne? Her hafta sonu para benden çıkıyor.
Baba bak çok enteresan bir yere değindin. Benim mesela benim babam biz çocukken dışarı çıktığımızda herhangi bir şeyi mağazada gördüğümüzde onu almak istediğimde bu bir oyuncak olur, elektronik eşya olur vesaire bakarız derdi. Bakarız. Benim için hayatımda bakarızın ayrı bir anlamı vardır. Babam bakarız derdi ama bir gün ama beş gün ama on gün sonra onu alırdı. Hatta almadan evvel şöyle bir hikaye anlatırdı. Deve bir akçe diye bir hikaye var. İşte deve geçiyor pazardan. Baba deve istiyorum. Deve kaç akçe? Bir akçe. Geçsin. Deve kaç akçe? Üç akçe. Geçsin. Çocuk artık umudu kesiyor. Deve kaç akçe? On akçe. Bırak gelsin. Yani o anki durumlarla ilgili, ekonomik durumlarla ilgili bizim çocukken anlayamayacağımız şeylerden adam bir deve işte akçe hikayesiyle takribi bir oyuncağı 10 gün içinde alıyordu. Bakarız dese bile. Senin de böyle numaraların var mıydı Mesut'a? Ha dedin mi bir şeyi alır mıydın? Vardı. Onda bakarız yoktu. Şey vardı. Öyle bir şansın yok. Almak zorundasın. Mesut yok bilen birisi değil. Onun literatüründe yok diye bir kelime yok. Olacak yani var yani ne demek yok ne demek? Oğlum yok. Yok ne demek yani? En böyle abartılı ne istedi baba? Çüş ya bunu da şimdi mi alacağız ya bunu da aldırma falan filan dediğiniz bir şey hatırlıyor musunuz? Ama dürüst. Mesela araba hayranlığı yok bu adamın. Bana araba alın falan filan. Araba istedim ona işte biraz gayşe attım ben. Daha sonra alırız malırız falan filan Allah'tan şimdi o vazgeçti. O bir dediklerinin hepsini aldım. Ne? Yani öyle alamayacağım bir şey olmadı yani. Ya öyle şey, Allah Allah. Garip bir şey istemedi. Garip. Baba bu binayı istiyorum ne yok, olur al yok öyle şeyler diye. İstemedi. İstesem, ha, bina istesem benim. Ne derdin? Ne diyecektim? Bir şey diyeceğim. Diyecekti yani. Baba bir soru var şu an Kral TV'den, eski kapanan Kral TV'den hemen geliyor. Ben sana partnerim kadar yumuşak davranmayacağım Karslı Punisher. Tamam anlat. Ne iş yapıyorsunuz? Ben restorantım var. Baba da açık olalım. Nasıl bir restoran? Kaç metrekare? İki bir dönüm. Hafta parsel numarası. Burası şey yani hem açık hem kapalı alanı var. Piknik alanı gibi bir şey. Bir de işte restoran, kapalı restoran bir bölümü var. Peki baba samimiyetine istinaden bir şey söyleyeyim. Sence bizim takipçimiz buna inanır mı? Ya ben başka ne iş yapıyorum ki? Meraken soruyorum baba. Yani çok iş yaptım ama son işte son yaptığım iş bir emekliyim aileyetten. Ayrıyeten emekliyim. Köylüler bakur diyemezler. Baykur derler. Ben baykur emeklisiyim. Evet, evet. İşte bir de restorantım var. O kadar. Başka da bir şey yok. Baba Kars'a ne zaman geldiniz? 13 yıl oldu. 13 yıl. Ama ben 40-50 senedir gidip geliyorum da kalıcı olarak 13 yıl oldu. Hiç pişman oldun mu peki? Geldiğime pişman olmadım yok. Gelmedi. Niye gelmemişim diye pişmanım. Hani derler ya şimdi Kars'a gittiğimiz için Mesut'la birlikte oradan o tabiri kullanacağım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ta oradan böyle radikal bir karar verip İstanbul'a Mesut'la birlikte gelmek. Hatta siz önce geldiniz. Ben bir yıl önce geldim. Hatta o zaman bayağı da alkol alıyordum. Alkoliktim yani. Resmen bir alkoliktim. Ama alkolikler hiç kabul etmez alkol aldığını. Herkes şu anda içenler bile ben akşamcıyım der. Hemen deneyelim. Alkolik misin? Akşamcıyım der. İşte ya hava kararmadan içmiyorum der ama her gün içer. Her gün içen adam alkoliktir. Şimdi ben ama ağır alkoliktim. Neyse evi getirdim, yeni getirdim. Kızım küçüktü, 1,5 yaşındaydı ben orada bırakırken. Buraya gelince 2,5 yaşında geldi. Beni tanımıyor, bu biraz tanıyor. Bu geliyor yanıma. Bir yerden çıkartıyor. Yok, tanıyor bu. Ben bir iki kere görmüştüm seni daha önce. O küçükken de çok az gördü beni. Kız bu yanıma geliyor, Mesut yanıma geliyor. Kız da ulan bu bir şeydir herhalde, tanıdık manıdıktır diyor. Yanaşıyor, kaçıyor annesine, kaçıyor babaannesine falan. Gece annesi beni kaldırdı, yine kafam güzel, horluyorum. Kalktım yatağın ortasında oturmuşum. Anne diyor, buna söyle horlamasın. O gün karar verdim, işkiyi bıraktım işte. Kaç ne yıl kadar oldu trajik bir an? 13. 13 yıl. 13 yıldır. Bir kere... Ara sıra işte bir iki bira içiyorum çok önemsiz bir şey. Ama rakı hiç ağzıma vurmadım. Peki madem. Vurmayı da düşünmüyorum. Yani. Aile fertlerinden de konu açıldı. Hiç aldattın mı? Çok. Nasıl ya? Yani. O zaman kaç kere? Sayısını unuttum oğlum ben ne bileyim. En son ne zaman aldattın? Sen hiç üzülmüyor musun oğlum sorarken? Bir üzülsene bir şey ben desene. Baba, o... Sanki seyirciden soru alıyoruz. Onunla aramız başka yani. Ben üzülmem. Ne üzüleceğim? Baba alkoliklikle ilgili, alkolizmle ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela benim babam da yıllarca sigara ve alkol kullandı. Bırakalı da 20 yıl falan oldu. Fakat bizimkisinin senin gibi bir hikayesi yok. Mesela benim babam alkol aldığında biz böyle işte bir balık restoranına giderdik. Bizim eski videolarda da anlattım. Belki gözden kaçmış olabilir. İzmit'te oturduğumuz yer bir Luna Park manzaralı. Önünde de Demiryolu Caddesi vardı. Güzel hem bir manzara. Hem tren hem çocuk sesi yani. Güzel, güzel bir ortam yani. Müthiş bir tespit. Müthiş bir tespit. Yani hem tren hem çocuk sesi. Arka
planda da en arkasında da sanayiler vardı. Babam bir teknik attığı zaman otomatikman orayı gösterirdi salondan. İşte okumazsan seni şey sanayiye göndereceğim. Biraz Embüstan'ın yanına biz buna onu diyemedik işte. Ha, onu soracağım. Yani babam beni yıllarca restoranlarda öyle tehdit etti seni sanayiye göndereceğim diye. Bu adama bir kere bile sanayi yolu gözükmedi mi ya? Hiç söylemedim. Söyleyemedik. Söyletmedi. İyi okuyordu. Onun için de söyle... Yani... Ne okuyordu baba? Kur'an mı okuyordu? Yok. Okulda... Yani okulda başarılı mıydı? Çok başarılı bir çocuktu. Onun için Taki işte bu diziler miziler başladı. Ondan sonra sapıttı böyle işte böyle. Bizim tanışma hikayemize gelelim. Bundan yıllar evvel Mesut'la birlikte yani hatta ben Mesut'a Vine üzerinden bir mesaj atmıştım. O zamanlar bir yapımcı şu an ismini vermek istemediğimiz bir yapımcının ofisinde buluşmuştuk 2015'in Nisan ayında. Ben hatta çıkışta da şey evet. Demiştin inşallah parazı vermez de onun amına korum. Aynen öyle aynen öyle. Ama evet. Asıl mevzu şu. Benimle ilgili söylediğin şeyler yıllar sonra böyle başka kelimelere böyle dönüyor ya. Artık herkesin bildiği bir kalıp var benimle ilgili. O kalıba gelmeden evvel beni ilk gördüğün anda hep Mesut anlatmıştı videolarda. Ben gerçekten senden duymak istiyorum. İlk gördüğün anda ofisten çıktın ve araya 3 yıl girdi. Bir daha görüşmedik. Şimdi biz hayatın içinden gelmişiz. Şimdi bir bakarken anlıyoruz insanları. Yani 5 dakika yetiyor bize. 6 dakika fazla geliyor. Dedim bu çocuk dedim değişik bir tip dedim. Benim için. Dedim yani durmuyor bu koşturuyor işte oraya buraya buna yani buna bile getirmiş dedim bir şeyler. Ki o yani bilinen bir adam piyasada tanınan bir adam. Yani o ara yani notumu verdim dedim şey bir çocuk. Daha sonra da adını Savaşçı koydum sen işte Savaşçı. Bak çok enteresan. Ben... Araya 3 yıl giriyor. Mesut'la birlikte başka bir projede çalışıyoruz dizide. Sonra filmde çalışıyoruz ama o arada bir kayıp 3 senemiz var. O başka işlerde oynuyor, bu başka işlerde oynuyor falan filan derken mesela benim hayatımda hani ne meslek yapıyorsun diye sorsalar işte atıyorum bir yerde komedyen dersin, oyuncu dersin, aktör dersin de hakikaten böyle kalıbıma basarak bak hatta elime parmağıma yaptırdım. Savaşçı diye bir tabiri benim hayatıma kattığın için ayrıyetten ben kendi adıma teşekkür ederim. Bu çıktığımız Mesut'la birlikte çıktığımız macerada ya ilk aylarda tökezleseydik ya o eski Ali ile Mesut'a dönseydik sence ne olurdu? Benim açımdan bir şey olmaz da siz herhalde biraz bunu kafayı yerdik değil mi? Bu zaten yeme üzereydi. Arayan yok, soran yok. Zaten piyasa bozuk. Peki oyuncu olmasaydı bu adam sence ne olurdu? Hangi mesleğe yapıştırdı? Hiçbir şey olamaz. Sen ne, şey ne olmamı isterdin? Hiçbir şey olamam zaten. Bu hiçbir şey olamazdı. Niye olamazdı? Bizim bir tane Arap Adil var. Oğlu top oynamak da bilmiyor. Diyor ki sen diyor Barcelona'ya satacağım oğlum diyor. Yolluyor spor kulüplerinde işte top oynatıyor. Bir şeyler geliyor çocuk diyor amca diyor bu beni yolluyor da benim fiziğim müsait değil. Bırakmıyor okuyayım diyor. Yani okuyayım hiç olmasa başka bir hayatımı kurtarayım şey. Şimdi bu. Bundan başka bir şey okumadı. Yani okula da gitmedi. Okulu da başarılı olduğu halde bıraktı okulu da yapmadı. Şimdi başka ne iş yapacak? Ben gerekirse limon satarım ama yine namusumla çalışırım. Git dedi annesine diyordum gitsin McDonald's'ta çalışsın. McDonald's derken tam olarak. Eskiler McDonald's der bu arada. Eskiler çok da diyor. Eski sayılmaz ya. Peki. Hazır yeri gelmişken sorayım. Buraya geldiğinden beri gözlemlerim eşliğinde söyleyebileceğim bir şey var ki hiç küfretmedin. Ama ben senin bütün hikayelerini anlatırken cümlelerin sonuna bir küfür enjekte ediyorum. Hikayenin geneline de bir küfür entegrasyonu söz konusu. Ben yalan mı konuşuyorum? Bugüne yok. Kadar anlattığım hikayelerde bir abartı payı var mı? Ya da şu an bizi oynuyor musun? Yok abartı payı yok da bugün dedim küfür etmeyeyim dedim. Az bir işi şeye... belli günler küfür etmiyor musunuz baba? Yani çok zaman ediyorum da. Konu küfüre gelmişken çok enteresan bir soru var. Seyircilerim merak etti. Takipçilerimizi merak etti. Tomay Baba'nın sekste sınırları neler? Vallahi eskiden sınırım yoktu. Şimdi hayat yaşanarak öğreniliyor. İşte yaş geçtikçe artık o şeyler de azalıyor, o arzular. Ama eskiden sınırsızdı, sınırı yoktu. Baba gelelim yeteneksiniz Türkiye'ye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu adamın kaderini değiştiren yarışma o yarışma mıdır? Bütün oyunculuk, o, bu, şu, eğlence dünyası. O yarışmadan önce Mesut'un psikolojisi, o yarışmadan sonra Mesut'un psikolojisi. Şimdi o yarışma katılması kendi emeği. Kendi emeği, kendi şeyi. Ben hastaydım o zaman. Neyse katıldığı şeye. Ondan sonraki devamında ben varım. Bunu basına falan çıkarttım. Bir iki böyle bir şey yaptırttırdım. Ondan sonra işte dizi geldi. Türk'ün uzayla imtihanı falan. Ondan sonra da işte devam etti. O dizilerden. İnsanlar yüzünü çok
görmek istiyorlar. Yüzünü gösterecek misin herhangi bir gün? O da artık size bağlı, bilmiyorum. Biz bir film yapsak orada Tomay Baba'yı oynamak gerekse oynar mısın baba? Ben o işten anlamam ki. Nasıl yani, ya? Rol yapamam. Ha, şey diyorsun, bütçeye göre diyorsun. Yani o şeyim, yeteneğim yok. Kendisi babasını videoya davet etmesine rağmen haklı bir şekilde gelmek istemedi. Beni bilen bilsin dedi. Gerek yok dedi bir yerden sonra. Sen de aynı mantalitede misin? Yoksa yok, kendini halka arz edip ben iki çift ayakkabı tanısa... 150 lira gibi reklamlar atar mısın 3-5'e Rıdvan abi gibi? Yok öyle bir şey olmaz oğlum. Manyak mısın sen ya? Atınız ben sizin atınız için geliyorum. Yoksa herhangi bir amacım da yok. Mekanın reklamını da yapmayacaksın. Mekan reklamını yapacağım şimdi. Rıdvan abi hakkında ne düşünüyorsun baba? Rıdvan abi büyük bir piç. Neye istinaden? Ya ben anlıyorum adam, bizde biraz dedik ya sarrafız. Var değil mi bir şeyler onda abi, saklıyor. Büyük bir piç, büyük bir ama piç. Altında ne yattığını biz çözemedik. Bir şey, başka bir hikayesi var onun. Bizim en sevdiğin videomuz hangisi baba? O nasıl bir soru lan, yanlış sorun. 62 tane videodan bizim bir tanesi. En sevdiğin videomuz hangisi? Bravo, özür dilerim. Kusura bakma. Edeceksin kendine. Eyvallah. Ben kaçıyorum. Telefon kulübesi. Sen de mi telefon kulübesi abi, baba? Aynen. Allah Allah. Niye? O, çok yani o hoşuma gitti. Ciddi misin baba ya? Allah Allah. Abi, duyuyor musun patron? Telefon kulübesi çok hoşuma gitti. Telefon kulübesi. Masa başı falan ikimiz varken hiç izlemiyorum. Bir daha Rus kızlar falan vardı ya. Yani ondan dolayı. Yani. Telefon kulübesi 2 gelir mi baba? Bence gelsin. Olur musun peki sen o oyuyu? Yok olma. Baba bir soru geldi şu an. Şu an geldi ama. Bir insanla bağlantın olup olmadığını soruyorlar sürekli. Başaramadım abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Neyi başaramadın amına koyayım? Diyen adam sen misin? Hiç Büyükçekmece sahilinde bir taşın üstüne oturup bir belediye çalışanına suya düştükten sonra serzenişte bulundun mu? Yok bulunmadım. Teşekkür ederim. Peki baba, biliyorsun biz son bir senedir kariyerimizi YouTube üzerine kurduk. Bir sene olmadı daha ya. Olmadı. Baba 8-9 ay, ben bir senede yuvarladım sadece. Babamdan o. Aa bilmiyordum. Yarın bir gün YouTube kapanırsa biz ne yapacağız? Gelirsin. Ben kum ocağı. Yok gelirsiniz benim dükkana. Gizli bahçeye geliriz, cızmız yaparız. Ne var yani, orada bir ekmek, bir çorba kaynıyor. Beraber yer içer otururuz, başka ne olacak? Baba bana baktığında takribi ne zaman evlenirim? Sen de genç ev. Ben falcı mıyım? Ben 39 yaşında evlendim. Yapma baba. Tabii. Senin daha yolun var başka. 39 yaşındaydım, evlendim. Annesi Mesut hamileydi. Geldim buraya arkadaşlarıma. Misafir ediyorlar evlerine falan. Çocukları 15 yaşında, 16 yaşında. İki arkadaşımın karısı da durdu baktı. Aa, bu çocuk doğacak. Tomay çocuğu büyütecek. Oğul sahibi olacak. Ha, geldi de doğdu da büyüdü de. Yani çok yani geç kalmışsın, erken kalmışsın. 3-4 senin daha var yani. Bak çok enteresan bir şey soracağım baba. Millet torun severken sen çocuk seveceksin. O daha güzel oluyor. 39 yaşında evlendim dedin ya. Evet. Kaç sene beraberdiniz şimdiki eşinizle? Kaç sene beraber kalıp evlendiniz? Hiç. Anında mı evlendiniz? He 5 dakika sonra. Nasıl ya? Yani ben sonra vazgeçtim. Ondan sonra dedim ya ayıptır dedim. Gidin bakayım dedim yani. Ben şunu soracağım baba. Benetton'dan kazak mı aldınız beyefendi? Peki ayıptır geri dönüp vermeyeyim. Bak gündelik hayatında telefon kullanıyorsun baba. Hem de WhatsApp'ta çok kullanıyorsun. WhatsApp'ta mesajlaşıyor musun? Yo ben onlardan anlamıyorum. Bumble'a giriyor musun? WhatsApp'a geç. Eski tipte mesajlaşıyorsun değil mi? Ben mesajdan anlıyorum ya. Yani 140 karakterde mesaj atıyordun birilerine. Şimdi bak çok bizim zamanımızdan bir soru soracağım sana. Bu WhatsApp çıktığından beri özellikle chat programları, sohbet etme programları çıktığından beri insanların yazı dili ve konuşma dili birbirinden ayrılmaya başladı. Mesela ben seni... Mesela şey demiyorlar, say. Say? Şey diyecek ya, kızlar şey diyorlar, mesela bir şey, bir say. Ya, o ne ya, o ne? Yani dilleri değişti, yani şey yaptılar. Bak adam 21 yıldır babam karşımızda bir tane anekdot paylaşacak diye sabahtan akşama kadar Ak Merkez'de Moncler Maya Mont'la gezen kız gibi oldu. Say May diyor. Bu YouTube nereye gidiyor ya Rabbel Alemin? Bak baba şunu demek istiyorum. Şimdi ben demiyorum. Birileriyle mesajlaşıyorsun tamam mı? Ben şimdi senin kıskançlık seviyeni ölçeceğim. Birileriyle mesajlaşıyorsun. Şimdi beni tanıdıktan sonra nasıl konuştuğumu hayal ederek sana gelen mesajı okuyabilirsin değil mi? Yani aynen, bu çocuk aynen, kötü aynen, bir şey aynen dememiştir. O zaman WhatsApp olsaydı senin Kars zamanında, daha evlenecek zamanda, telefonda yazışıyor olsaydı şu anki işte eşinizle. Peki diye bir mesaj aldığınızda uyuz olur muydunuz? Peki neye peki? Olurdum tabii. Neye peki? Bak demek ki bu adamla da alakası yok. Bu adamda böyle bir mekanizma yok ki. Karşı tarafın annesiyle ilişkilerimi biliyor. Mesela kızarım ben. Kızım da gülüyor, hanım da. Ya diyor niye yalanla bağırıyorsun diyor. Kalkıp bize zarar vermezsin, bir şey yapmazsın diyor. Niye kendi kendini yoruyorsun? Ben de gülüyorum bu sefer.
Mesut'un giyim tarzıyla ilgili, gündelik giyim tarzıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya tabii o gençtir. Onun giyim tarzı ben dediğim gibi olmaz yani. Onun da girip çıktığı değişik ortamlar var muhakkak. Yani onun gittiği yerden mesela ben gittim. Haz bile duymam yani. Onun yediği yemekleri ben yemiyorum. Mesela ayakkabısız senin kaldınız. Senin kırdığın cevizleri de biz kırmıyoruz reis. Mesela baba ayakkabısız kaldınız. O gün ayakkabınızın teki yok. Bir tane ayakkabıya ihtiyacınız var. Mesut'un yeşil o kocaman Balenciaga'larını giyer misiniz? Giymem yok. Giyilir Allah aşkına. Hiç mi? Yok giymem. Peki en sevmediğin YouTuber? Ben ne oğlum? Ben onları söyleyeyim. Elbet bir hasım vardır yok, baba ya. Adını sanını duyduğun, bilendiğin, belki bize olan düşmanlığından beslendiğin. Ya yok hiçbir. Ben hepsi evladım kadar onların. Ben peki birisi günün birinde biz hep böyle seni heybetli bir biçimde anlatıyoruz ya. Gerçekten Ali ve Mesut'un canını sıksa, gerçekten canlarını sıkmaktan bahsediyorum. Tepkin ne olur? Ya canını sıksa o kendi aranızda bir şey ama zarar vermeye kalksa artık o tepkim ne olur onu da Allah bilir yani. Baba sana birkaç tane isim sayacağım geçmişten. Biliyorsun bizim aramızda yaklaşık 12 yaş fark var. Bir kuşak farkı var aramızda. Ve sağ olsun seyircilerimiz de takipçilerimiz de bunu hep kabul etti. Ama şimdi sana birkaç tane isim vereceğim. Onlar sana ne anımsatıyor? Teker teker gidelim. Michael Jackson. Michael Jackson mesela ben hiç ilgilenmediğim bir adam. Cem Yılmaz. Ya iyi bir komedyen. Bana göre üstü de yok şu anda. Biz de öyle düşünüyoruz. Seray Sever. Seray Sever sanatçı bile değil yani. Ali Poyrazoğlu. Ya o da eski sanatçılardan ama işte ne bileyim. Hülya Avşar. Hemşerimdir. Kötü de olsa iyi derim yani. Berna Laçin. Berna Laçin benim en beğendiğim kadın tipleme. Ciddi misiniz bana? Evet. Peki nereden geliyor bu deterjan hayranlığı? O nereden geliyor? Çok güzel. Baba hangi reklamda gördünüz bunu tam olarak? Yok canlı gördüm. Ha canlı gördünüz. Canlı, tabii canım. Benim de çok sevdiğim sen insanlar var. Sen şimdi bizi ne zannediyorsun yani biz şey miyiz yani? Ha cebine mi koyuyorsun? Estağfurullah baba yani şey kesinlikle saygı duyuyorum yani. Ben de Berna Laçin'i severim. Eskiden alem geziyordu. Perşembeleri Luka'da görmekten seni gözlerimiz kanamıştı artık başkan. Baba biz seni diyelim birini anlatmak istedik anlatamadık. Ona sadece bir araba markası vermemiz gerekecek. Tomay baba eşittir bu araba. Daha doğrusu Turgay Tomay hangi arabadır, hangi mobilyadır, hangi hayvandır? 3 tane sorum var sana. Bir hayvan olmak istesen ne olurdun? Bir mobilya olsan ne olurdun? Bir araba olsan ne olurdun? Oğlum ben ne bileyim şimdi bir şey söylesen hepsi... Bir araba olsan ne olurdun? Mercedes olurdum. Hangisi olurdun? Eskasa mı? Balina mı? S-Line mıdır nedir ondan işte. Bir mobilya olsan ne olurdun? İtalya mobilya. Hayvan baba. Aslandan başka hayvan. Aslan. Yok ne olurdu biliyor musun? Ne olurdun? Bal porsuğu. Bal porsuğu neden? Neden baba çok sevimli değil mi bal porsuğu? Sevimli değil o çok acayip bir hayvan. Ne açıdan? Nasıl ya? Çok cesur bir hayvan. Kimlerle kapışıyor? Bal düşmanı porsuğu. Kim? Herkese kafa tutuyor. Hiç kimseden korkmuyor. Balımı dokunanın amına korkma. Balı yok. Balı giriyor bal yemeye. Arılar buna sokuyor. 5.000-10.000 arı. 5.000-10.000. Tabii bayılıyor. Hey be. Bal porsuğu bu kadar zaten. O kadar. Bayılıyor. Kalkıyor gene onu yiyip gidiyor. Gidiyor aslan orada yatıyor mesela. Kocaman erkek bir aslan. Gidiyor kafa tutuyor aslanı. Aslan böyle başını kaldırıyor bakıyor lan buna bak diyor. Bir daha nasıl vurduysa yarısı gitti. Hala gene elinden böyle aslana hareket yapıyor. Bak çok enteresan bir şey var. Sen şimdi mesela devlet derin devlet. İşte dünya yeraltı dünyası. YouTube'da da sence bir yeraltı dünyası var mıdır baba? Zannetmiyorum. Harbi mi? Şimdi bir Z grup diye bir grup çıktı ya. Onların zaten hepsi yerin üstünde. Onlarda alt yok ki. Z grup diye bir grup çıktı Z diyorsun. Grup Z kuşağı. He işte. Peki bizim geleceğimizi nasıl görüyorsun baba? Evlenir miyiz ha onu soruyorum. Bu biraz zor evlenir de sen niye herhalde zorluyorsun. Ben niye zor evleneyim? Benim kadar ılımlı adam gördün mü? Bir de buna bak 33 senedir hala bir eş abi, bulamadı kendine. Abi gencecik yaşlar nasıl bir tanecik kız arkadaşı olmaz ya? Anlaşamıyorum. Sürekli biriyle vakit geçiremiyorum başkan. Ya bir getirse gelini elini öptürse. Hoş mu? O da öyle bir şey istemiyor ki. Sen de mi istemiyorsun? Ben de istemiyorum. Aa, o zaman tamam. Hele telesin boşver. O zaman baba. Peki bize bugüne kadar bize olan inancını hiç kaybettin mi? Yok hiç etmedim. Hiç mi baba? Yok niye etmedim? Zekanızdan dolayı etmedim. Allah razı olsun. O bir türlü... Allah tuttuğun altın et. Şeyden dolayı değil. Mesela bundan bu biraz emeği sevmeyen bir tiptir ama zekası şey yapar yani. Peki Ali Biçim'in borçlarını biliyorsun. Hmm. Ali Biçim'in ya borçları... Hiç yardım ediyor musun? Borçları hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlar şunu sormuşlar. Tomay baba Mesut'u da borca sürükler diye çekiniyor mu? Çekindi mi? Çekinecek mi? Mesut niye borca girsin? Bir. Ayağının yorganına göre uzatsın. İki. Ali örnek alsın. Dört. Asiktir dört müydü?
Değil mi? Yani örnek alsın, borçlanmasın. Ali'ye örnek alsın, borçlanmasın. He. Örnek alacağım. Örnek yani. Oğlum ödüyorum ya ben şu an. İşte öyle değil. Ödemesinden değil. Niye ödüyor, niye borçlanmış? Evet, edinmiş bir kere yani, borcu. Anladın mı? Onu örnek alarak borçlanmayacak. Bu da kumar. Borç ödememek için borçlanmayacak. Kumarbaz bu da. Baba bende içki yok, sigara yok. Kumar yok. Aman olmaz. Belli ki yüz de yok. Yüzsüzsün. Büyük de bir yalancısın. Yok hayır. Ya bunlar geçmişten gelen şeyler. Sormuş insanlar işte Mesut'a borca sürükler mi diye de. Peki. Bizim aramızda hiçbir zaman öyle bir hukuk daha yok. Yok öyle bir şey olmaz. Ama geldi Mesut Can Tomay bir gün şunu dedi mi? Ya dedi varlık fonuna devrolmuş bir tane Garanti Bankası kredini ben kendi Google AdSense'inden ödeyeyim dedi mi patron? Demedi. Dedi mi Erkan? Ama bir soru niye sonra? Demedi? Demedi. Ama gitti kendine hayvan gibi 4 tane Balenciaga ayakkabı aldı 35 bin lira. Ben gittim orada varlık foncularla kavga ettim. Bir şey de. He bir şey istediğinden değil baba. 35 bin lira. Helal hoş olsun. Ya o 35 bin lira ayakkabıya veren adamın amına koyayım ben. Ben nerede? Yok yani. Doğru mu? Doğru baba. Doğru. Yok. Ben de amına koyayım. Herkes amına koyayım. Antep'ten iki kamyon ayakkabı veriyorlar 35 bin liraya. Bu gidiyor. Bu yer mi baba ya? Ben 35 bin liraya ne zaman ayakkabı almışım sen ya? Sen rezil bir adamsın ya. Aldın hepsini aldın. Bir tane Jimmy Choo aldım o kadar da olsun. Peki. Dur ya baba çeşmeye giderken bak bu beni konuşturacak daha yeni açılıyorum. Bir terlik almış. Bak ben diyorum ki Adem elmam çıkmış Adem. Adem elmasını bilirsin baba açlıktan böyle şekillenir burada. Bizde maça 8 diyorlar. Ha maça 8. Ya baba şöyle bir şey olur mu ya? Bir yandan avukatla konuşuyorsun. Bir şeyleri işte ya tamam diyorsun, ödeyeceğim diyorsun falan filan. Adam diyor ki bak terliklerin nasıl diyor. 8 bin lira verdim diyor. Yalan böyle bir hayat olabilir mi yalan baba ya? 8 bin liraya terlik babası da 60 liralık ayakkabı giymiş. Tu Allah seni kahretsin. Evet. 60 lira, 60 lira. Yalan söylüyor. Yalan konuşuyor. Baba bu adamda 8 değil 7-300. Bu adam ha indirimde değil mi? Ha indirimdeydi reis. Karl Lagerfeld çok sağ ol. İnanılmaz bir lüks harcaması var. Ya reis ona ben diyorum ki ona şey diyebilir miyiz? Demin de dedim. Lüksün sınırı yok. Ama baba. Yok ama işte o daha sonra anlayacak neyin ne olduğunu. Bak bir tane bir şey anlatayım baba. Bana bir gün annem eve geldi ziyarete. Benim böyle aynı bu duvar kadar bir oyuncak koleksiyonum vardı. Takribi 200-250 bin lira falan. Her gittiğim yerden oyuncak alıyordum. Her gittiğim yerden. Sen görsen ne derdin mesela 200 oyuncağı bir arada? Ne yapacağım? Ne güne mi çocuklar falan mı derdi yani? Yok bundan namına. Baba çocukluğumdan günümüze açık arttırmalardan aldığım, bazı insanların işte arşivlerinden toparladığım küçük oyuncaklar. Koleksiyon yapıyorum yani. Kiminin silah koleksiyonu var, kiminin kılıç koleksiyonu var. Benim de oyuncak koleksiyonum vardı. Şimdi yarın senin çocuğuna yarar. O da yarar. Faydalı bir şey tabii. Ama bak annem oyuncak koleksiyonu gördükten sonra bana dedi ki yarın bir gün bir şey ihtiyacın olunca oyuncak mı satacaksın dedi. Ya dedim anne. Çiz sattı. Olur mu dedim ya bunları satmak için mi alıyoruz? Biz sattık baba. Zamanı gelince o koca koleksiyona 10 bin lira para vermediler. Ya. Ben de şimdi ona diyorum ki oğlum kıtlık var. Acıdım yedim action figür parasını. Yok anlamıyor hiçbir şekilde. Diyor ki ben diyor dünyayı bir kere geleceğim ezeceğim diyor. Essin de bir de arkayı da bitirdi sonra. Arkayı mı? Yani ben beni de yedi bitirdi. Sen var ya sen. Ya bu sen bir şeyden bahsediyordun ya baba tırtıklama. Takribi ne kadar tırtıklıyor? Ne oluyor baba ya? Bir dakika. Burada önce kendimi bir güvenli bölgeye alarak konuşturmak isterim herkese. Ne anlatılacaksa efendi gibi dürüst dobra. Tabii evet. Ben hiçbir tabii zaman kimseyi tırtıklamak çok ağır bir itham. Tırtıklamak argo bir de reis yanlış doğru anlama sen yabancı değilsin. Beni tanıyorum alıyordu. Ben buralarda çalışıyorum. Baba ne diyorsun ya haftada 5 bin lira mı? Nöbetçi gece kulüpçü. Tüh Allah kahretsin. 5 bin lira dediğin 5 bin yuan. Türk parasıyla. Ha yuan olunca 100 lira ediyor. 340 evet. TL ediyor. Verme yani yok diye yok diye bir literatüründe kelime yok bu arkadaş. Reis ne zaman öyle yaptı? Öyle bir kelime yok yani. Trip atar mı mesela? Yok babacığım gönderemem sana dediğinde trip atar mı? Gönderemem değil o evde zaten yanımda almadan gitmez. Şekil şükür yapıyorum. Mesela bir oyuncak isterken böyle çocuk babasına yaranmaya çalışır ya. Oyuncak yok. Oyuncak ne istedi ne, sağ olun. Nakit mi istiyor baba? Canlı. Ulan ben nasıl büyümüşüm ya. Canlı. Benim hiç parayla derdim olmadı baba. Benim sonradan parayla derdim oldu. Bu var çok, ya ama bu. Ama başkan çok para lazım. Bu bak, nitelikli dolandırıcı, Allah belgede inandırsın. Sahteci, kooperatif kurma her şey var bunda baba. Bak ben fazlasında gözüm yok. Abartıda gözüm yok. Benim bir tane yazlık çok iyi evim olsun. Kışlık çok iyi evim olsun. Bir tane çok iyi arabam olsun. Bir de deniz üstünde giden bir şeyim olsun. Hiçbir bu şey. Kadar. Evet. Hiçbirini tarif etmiyorsun i̇şte, şu an ya. Çeşme'de villanda olsun mu? Eskiden Gırgır dergisi vardı. Olabilir. Ben şey zannettim. Hatırladın mı? Gırgır dergisi. Hı-hı. Ama sizin sen hatırlamaz mıyım baba ben? Geldi. Şimdi Gırgır'da böyle parça parça çiziyorlar ya. Kadın diyor ki ya paradan daha önemli şeyler var. Adam diyor ki ne diyor paradan önemli şeyler nedir? Pırlantalar, villalar, koturalar, işte şunlar. Şimdi
arkadaş ondan bahsediyor. Bak yalandan gülüyorsun. Paraya önem verir misin baba? Gülme. Yok hiç vermedim şimdiye kadar. O zaman bir 20'lik dökül. Parayı sevmedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Pardon. Ama gerekli bir şeydir. Yeteri kadar olması lazım. Onun fazlası da fazlasını da istemedim. Olanı da yedim yani. Peki bak şimdi. Hiç biriktirmeyi düşünmedim yani. Mevzuya bak. Param da yok zaten. Zamanında. Biraz da borcum var belki oğlum öder işte. Oğlu öder onun oğlu. Oğlu her bir kaydırmalıya bakar. Değil mi? Oğlum büyüsün borcumu ödersin. Büyüsün de 50-100 lira borcum var. Onu öder senin, baba. Değil mi? 3 ayakkabı almasın öder. Peki zamanında senin bir mekanın vardı İstanbul'da vakti zamanında. Kulüp işletmeciliği vardı yani o zaman baba. Tabii. O zamanlar regata falan tam Layla zamanları değil mi ya? Tabii. Kuruçeşme Layla. Tabii. Layla bizden daha sonra oldu. Şamdanlar, Layla'lar. Şamdanlar, Mamdanlar vardı. Neydi senin mekanın adı? Turkuaz. Regata ne oluyordu baba? Regata bölgenin adı. Ha bölgenin adına regata. Şimdiki Atatürk Marina mı orası? Marina'ydı zaten. Mesela o zamanın 36 gece... 36 tane bar vardı. 36 tane bar. Ha, 36 başkent, 06 Kreuzberg. 36 tane bar var. O zamanın... 36 Kars. Aaa 36 bar. Ha, bu arada Kars'a da selamlar. Bir de... Kırklareli. Kırklareli'ne selamlar. Hayır lan Kırklareli değildi. Kırkpınar. Kırıkkale'ydi baba. Kırıkkale. Sen Kırkla başlayan hepsine söyle. Kırklareli'ne de selam, Kırıkkale'ye de. Tüm şehirlerimize selam gönderelim baba. Tüm uzayacak mevzu çünkü. Bu arada 36 dedin, 36 dedin. Katliam 5'te yer alacak mısın? O nedir? Peki, Sagopa mı, Fuat mı, Ceza mı? Çok kritik soru baba. Düşünebilirsin. 5 saat buradayız. Bu Sagopa, Fuat, Ceza bunlar ne ayak yani tanımıyorum ki. Ne ayak derken şöyle. Hiç duymadın mı baba? Türkçe rap. İnkarı bırak kabullen. Ya, hiç ya, dinlemem ya. Öyle şeyler. Pek ne dinlersin o... baba? Ben genelde sanat müziği dinlerim. Sanat müziği. Türkü dinlerim. Mesela çok türkü bir dinlerim. Tane çığırmak ister misin? Bu arada izleyicilerimiz de Ali ve Mesut'a bir şarkı söyler mi demiş. Çığırsam bütün tavuklar yumurtadan kesilir. Sesim iyi değil. Senin ne söylüyordu? Baba bir şey söylüyordu. Kendi bestesi var bir tane. Halıma halıma. Evet kendi. Oğlum yok. Şey mesela. Ama çok güzeldi baba ya. Halıma halıma çok güzeldi. Evet ya. Evet halıma halıma çok güzeldi. Biraz mırıldanmak istemez halıma misin? Halıma halıma Offer'ın isim remix de söylemem çıkacak. Söylemem o şey. Yoksa utanıyor musun eserinden? Yok anlamam oğlum o işte. Anlamamsın. Şiir yazar mısınız baba? Karalar mısınız bir şeyler? Yok. Öyle kadınlarla aran nasıl? Fazla şey değilim. Kadınlarla aram çok iyidir. Çok iyi anlaşırım kadınlarla. Yani yaşayan kadınlarla değil mi? Tabii tabii. Ölülerle zaten ne işimiz olur? Ölüler burada. Ben ölücüyüm. Ölü yiyen miyiz? Seyircilerimizin sorduğu bir tane soru daha var bunu. Seyirci nereden soruyor acaba? Benim headsetim var bir tane reis. İçeriye soruyorlar. Ne olur fazla kurcalama burası da benim çöplüğüm anlatabiliyorum. Evet abla nedir soru? Mesut'u yaptığın gece kafan güzel miydi? O zaman hiç ayak gezmiyordum ki. Yoksa böyle bir şekilde zeki çıkardım. Yoksa daha düşünülmüş bir şekilde mi yapardın? Yok. Hiç ayak değildim ki o zaman. Kafam iyi denk geldi. De gelmiştim. Yani şu mu oldu yani? Kundakta görünce ananın içine ne yaptın ya? Ne oluyor ya? Pop bir tane suratına falan. Beni düşürdün de bir iki kere bu arada çocukken evet. Elinden. Ciddi misin sana? Akşam geliyordum kafam güzel. Bu da şişmandı gene. Küçükken de şişmandı. Kaldırdım yataktan elimden düştü ne yapayım? Elinden düşünce ne yapıyor yani? Bağırıyor ortalığı yıkıyor ben girip yatıyorum o anası falan. Yani, tabiri caizse bu sürünüyor muydu odasına bir şeye gidene kadar? Yoksa bebekti ya da. Ya ben hep şeyi düşünüyorum baba ya. Şimdi çocuğun olsa Mesut'la daha çok sever misin nasıl bakarsın? Yok sevmem. Niye ya bir tanesi? Yok öyle bir şey yok. Çocuk düşünüyor musun baba? Yok yeter de iki tane. Başka çocuğun olma ihtimali var mı? Bence yoktur. Nasıl yoktur? Bir iki bir şey anlatıyordun bana. Ben senin ellerini yakalıyordum çocukken hatırlıyorsun değil mi? Ya çocuk olma ihtimali bizim doğuda şeydir. 80 yaşındaki adamların bile çocuğu oluyor yani. Vurdun mu ses getiririm diyorsun yani. Kaçakta göçekli gizlide. Yok öyle. Bana tanımadığın abilerim bakana var falan diye gözdağı şey. Veriyordun. Ya ben gördüğümü yaptığımı yaptım. Oo, yeter artık ya. Sana Karslı Kanye West diyorlar bu arada. Yok. Babacım şimdi bizim 8 aydır 9 aydır canhıraş çalıştığımız ekibimiz tam arkada duruyor. Bu ekibin de değerli son 3 sorusunu alalım derim. Sevgili patron. Baba bugüne kadar yapıp da pişman olduğun şeylerden bir tanesi. Vay be. Bu. Yapıp da pişman oldum. Pislik. Bokucuma beni deme. Vallahi hiç öyle bir pişman olduğum bir şey aklıma gelmiyor. Pişman olacağım bir şey yapmamışımdır. Yapmadığın için pişman oldun.
Yapmadığım için pişman oldum. Üniversite tam okul bitirdim, yüksek okul bitirdim ama üniversite hayatını yaşamadığım için pişmanım. O Nişantaşı Üniversitesi Maslak kampüsünü görmek isterdin. Sen de Sadabat'a gidemedin baba o kampüse. Götürdüm bunu, orada baktım ki çok öyle bir eksik kalmışız yani. Soner? Mesut oyuncu olmasaydı ne olmasını isterdin? Bak şimdi dur baba, ben şimdi sunucu modundan çıkıyoruz, tamam mı? Bir ne doğru düzgün Ulan Bes verdik, ne Keito verdik vesaire. Emaneti versene bunu, şunun ayağına iki tane atmaya çalışıyor. Bak şimdi arkada dinlemedi. O soruyu gözden kaçırmış. Şaka gibi. Oyuncu olmasaydı ne olurdu dedi ya. Delireceğim ya. Biz yönelttik sana o soruyu. Sen aynen fark ettin mi baba, biz normal videolardaki aynen gibi değiliz şu an karşında. Ama aynen yavaş yavaş o Şey yapıyor, bir şey kesiyorlar. Sanayi burası ya. Aynen baba. Ertan sen sorsana. Sor domatesin fiyatını sor, bir şey sor. Bu restoran işi daha bundan sonra ne iş yapacağım? Bu restoran işi bir de yeni bir iş yanlış bilmiyorsam, doğru mu? Bu en son. Ondan önce ne yapıyordunuz restoran işinden önce? O kadar iş yaptım ki oğlum ne saymakla bitmez ki. Mesela restoran işi... Restoran işi yapmasam hiçbir iş yapmam. Daha artık 60 yaşından sonra ne yapacağım? Restorandan sonra da işte herhalde mezar yerimizi alacağız, bekleyeceğiz orayı. Benim babam boş mezar sevdalısı. Alıyor ve her İzmit'e gittiğimde beni gezdiriyor. Bak burada sen yatacaksın, burada sen yatacaksın diye. Ben anlamıyorum, gözdağı mı veriyor, ne yapmaya çalışıyor falan ama ister istemez beni toprağa alıştırdı. Sizde de öyle garip huylar var mıdır baba? Yok bende yok. Sizde kimsenin ölesi gelmez. Bizim aile bu arada alışılagelmişin dışında bir aile. Bizim ailede bugüne kadar ben çocukluğumdan itibaren herhangi bir evde yaşanan standart bir kavga, tartışma asla yaşanmamıştır, doğru mu? Kesinlikle. Evde şunun için biri ölebilir. Tom ve Jerry'de kedinin adı Tom muydu, Jerry miydi? Bunun için bir tartışma çıkar, satır matır fırlar. Ama asla odanı niye toplamadın, Mesut niye dışarıda 2 saat kalmış falan. Bu aile normal bir aile değil. Onun için normal normlarda sorular sormayacaksın. Yani despot bir tarzda yetiştirilmedi. Sen daha rahat yetiştirildin. Ya bilmiyorum, herhalde çocukluğumdan beri ocağın gazı mazı açık. Evde herkes deli gibi dolanıyor yani. Hala da aynı. Baba akşam ellerinin üstünde yürüyorlar bunlar hala. Nasıl geçen ya? Eve ziyarete gittim valla bu annem ellerin. Mesela ben akşam 8'de evde olmadığım zaman babam kızardı baba. Ben de sabahın 5'ine kadar bunu bekliyorum. Sabahın 5'i nere, 8'i nere baba? Ben akşam sabahın 8'i. 3 saat var arada. Geliyor kapıyı açıyor. Kapıyı açtı Mesut. He baba geldin mi oğlum? Baba diyor işitmiyor musun geldin. İşitmiyor musun? Ha, efendim içeri. İşitmedim. Abi siz yeni gördünüz, bu muhabbete yeni iştirak oldunuz. Hayatta bir soru sormak isteseniz Tomay Baba'ya ne sorardınız şu an? Ben derdim ki YouTuber olsam nasıl bir şey çekerdim, nasıl bir içerik çekerdim? Baba çok güzel soru. Müthiş. YouTuber olsaydın şu an nasıl bir kanalın olurdu? Yemek mi yapardın, adam mı keserdin? Mezarımda ne var videosuna hoş geldiniz bugün. Mezarımda 42 yaşında sarışın, ela gözlü bir adam var. Haftaya başkasını öldüreceğim. Ben hep kızlarla çekerdim. Bak şimdi siz de kızlarla çekiyorsunuz ya bazı şeyleri. Onlar daha çok izleniyor. Şimdi benimle çektiğiniz video fazla izlenmeyecek. Bak göreceksiniz. Tamam bak yine başladı Facebook. Beni beğenmezsin. Göreceksiniz. Çünkü millet nasıl biraz da değişik renk görmek istiyor yani. Senin rengin baba, de yeşil. Sen konuşurken biz buraya stok zaten görsel koyacağız. Koyacaksınız biz değil mi? Biz onu yeşillendireceğiz. Sen rahat ol. Gaji olimpiyatlarına gelecek misin? Yok gelmeyeceğim. Neden bir iç geçirdin? Ne işim var oğlum? Bir yerden izin mi almanız gerekiyor baba? Merak Allah yok, Allah. Yok ben bilir, ben kimseden izin almam. Öyle bir mekanizması yok. Öyle bir mekanizma çalışmıyor. Annem nasıl bir insan? Yani sana katlanabilen bir insan bunca yıldır. Kimse mesela annemle ilgili bir şey bilmiyor, sormuyor, merak da etmiyor. Beni annesi senin çok tek başına sakin, yaptığına inanıyorlar. Sakin, sessiz. Yani her köşeyi rahat temizleyebiliyor. Insan, elektrik süpürgesi annem. Maden mühendisidir annesi. İngilizcesi var, Rusçası ana dili gibi. Baba, bu videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bizim için enteresan bir tecrübe, enteresan bir deneyim oldu. Biz sana geldiğin için teşekkür etmeden evvel senden son bir söz bizle ilgili, bizim çıktığımız yolla ilgili, gideceğimiz yolla ilgili birkaç bir şey duymak istiyoruz. Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değmesin. Başka başarılar diliyorum. Başka ne diliyorum? Bu kadar mı baba? Ne diyeyim başka? Ben de bir şey bekledim. O yani 5. sınıfta karnenin üzerine yazılan ucuz notlar gibi. Evet, siktir git başka... evine, 3 ay gelme okula. Aynı böyle. Kestane kebap, acele cevap. Başka ne diyeyim ya? Mizahı senden almadığım mesela aşikar. Doğru. Sence mizahı kimden aldım ailede? Ailede? Ailede ne ben bileyim? Ben mesela babam direkt. Mizahı anadan alacaksın ama. Nasıl yani?
Bunun da anası ağzı var. Sen makrodan alacaksın ha. Ağzı var, dili yok. Anasında mizah değil. Yani. Bir ayağı diğerinden kısa. Ha, Nurgül Yeşilçay mesela çok güzel bir kadın. Dedim, de ki oğlum, de ki babamla annem ayrılmış. Annem ayağı biraz kısa, sakattır, topaldır. Babamla da ayrıldı, ondan bir getireyim, tanış, konuş, onu bir teselli et. Yapmadı. Hemen ara bir şey söyleyeceğim, öyle kapatacağız videoyu. Ne, sözünü mü verdireceksiniz tanıştırmaya? Mesela benim annemle babam 22 sene evvel boşandı. Siz boşansaydınız Mesut şu an nerede olurdu? Benim yanımda olacak, ne olacak? Cızbız. Tamam, cızbız yapıyordu şimdi. Soğana vuruyordum böyle. Yok o toprak zaman... Toprak kazıyordum. Baba bugün ne gömüyoruz? O zaman... Bugün ne gömsem? Cızbız işi olmazdı herhalde. Yani başka bir iş yapardık. Bitcoin falan satardık, bir şey yapardık. Yani. Baba, son olarak senden iki tane şey yapmanı isteyeceğiz. Bizle anımsatan, teyit eden, neşelendiren, şenlendiren bir rrr ve bir ulambes isteyeceğiz senden. Onları da... Ben anlamam ki onunla, yapamam herhalde. Kırmayacak kadar ama duyduğun gibi. Ür. Güzel. O ulan bez. Değil mi? Ulan ama bez. Ama söylendiği gibi. Ulan bez. Ulan bez. Baba, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadın. Ta İskandinavya'dan geldin. 3 uçakla. Biz sana teşekkür ediyoruz. Böyle bir adamı da benim hayatıma soktuğun için Allah senden bir kere daha razı olsun. Allah sizden biz de razı olsun. Savaşçıyız. Ama bundan sonra fazla beni yormayın. Buraya gelene yormaz, kadar yormaz. Peki bir kez savaşçısın amına koyayım der misin Ali Biçim'e? Ali Biçim savaşçı. Savaşçı amına koyayım Ali Biçim. Ulan biz!